Hulusi Akar'dan Fransa'ya ayar. Bunun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk donanmasının bir Fransız gemisini taciz ettiği iddiasına ilişkin ne kadar haklı olduğumuzun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Biz bütün açıklığıyla olanları kendilerine ilettik. Hiçbir şekilde oradaki Türk gemilerinin kural dışı bir faaliyette bulunmadığını video çekimleri, fotoğraflar, radar kayıtlarıyla çıkardık, ortaya koyduk dedi. Gündemdeki gelişmelere değinen Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkesinin bağımsızlığı, egemenliği ile milletinin güvenliği için ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı içinde yurt içi ve sınır ötesinde zorlu arazi ve hava koşullarında elinden gelen gayreti gösterdiğini söyledi. Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak PKK'dan FETÖ ve DAEŞ'e kadar her türlü terör örgütüyle millete yönelen tüm tehdit ve tehlikeye karşı mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayarak bu mücadelemizi yurt içi ve yurt dışında artan bir tempoda sürdürüyoruz diye konuştu. Uluslararası anlaşma ve mutabakatlar kapsamında İdlib'teki faaliyetlerin devam ettiğini, bunun yanı sıra terörle mücadele harekatının İran kuzeyinde yoğun bir şekilde sürdüğünü aktaran Akar, geçenki Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yaptığı operasyonda Mehmetçik çok zor hava ve arazi koşullarında elinden gelen gayreti gösteriyor. Yapılması gereken neyse yaptı, yapmaya devam ediyor. Buradaki tek amacımız terörle, teröristle mücadele ve sınırlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlamaktır bilgisini paylaştı. Akar, Mehmetçik'in gerek Suriye'nin gerekse İran kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonları bazı mihrakların Türkler Kürtlere saldırıyor şeklinde lanse etmeye çalıştığına dikkati çeken Akar şunları söyledi. Bu kesinlikle doğru değil. Bu tamamen bir algı operasyonudur. Aldanmamak lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiçbir zaman hedefinde Kürt kardeşlerimiz yoktur. Olmaz, olamaz. Türkler ve Kürtler et ve tırnak gibidir. Biz kardeşiz. Omuz omuza birlikte Çanakkale'yi, milli mücadeleyi yaptık. Şimdi de hep birlikte ülkemizin ve milletimizin güvenliği ve refahı için çalışıyoruz. Bazı ahlaksızlar buradaki mücadeleyi çarpıtmak ve bazı mihrakların heveslerini gerçekleştirmek için bir manivel olarak kullanıyorlar. Bu konuda herkesin çok dikkatli olması lazım. Bunlara pabuç bırakmaması lazım. Libya'daki faaliyetlerin, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşhur Libya hükümetinin Başkanı Faiz Es-Serrac'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bizzat yaptığı davet üzerine gerçekleştirildiğini anımsatan Akar, buradaki çalışmaların tamamen meşru olduğunu vurguladı. Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orada muharip operasyonel bir faaliyetinin bulunmadığını dile getirerek, biz orada operasyonları yapan Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Serrac hükümeti güçlerine askeri eğitim, işbirliği ve danışmanlık yapıyoruz. Oradaki varlığımız tamamen meşrudur. Libya'nın meşru hükümetinin daveti üzerine bulunmaktadır. Libyalı kardeşlerimizin hak ve hukuklarının korunması başta olmak üzere insanlık adına bizim 500 yıllık tarihimiz, geçmişimiz, ortak kültürümüz adına orada olduğumuzu söylemeye devam ediyoruz. Orada bölgenin istikrarsızlaşması için değil, bölgenin istikrar kazanması için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz şeklinde konuştu. Libya halkına karşı her türlü insanlık suçunu işleyen darbeci Halife Hafter'i destekleyen bir kısım devletlerin suskunluğuna dikkati çeken Akar, şöyle devam etti. Maalesef bazı devletler, hükümetler kendi şahsi ihtiraslarını gerçekleştiremeyeceklerini anlayınca başları döndü. Sarhoş oldular ve son derece tutarsız bir takım iddialar, eylemler peşindeler ki bunlar hiçbir şekilde çıkar yol değil. Yalan yanlış bir takım iddiaları ortaya atıyorlar. Geçtiğimiz günlerde gemi meselesi oldu. Bu konuda bütün bilgileri, kayıtları NATO'nun ilgili sivil ve askeri makamlarına verdik. Onlar bu konuyu inceliyorlar. O konuda ne kadar haklı olduğumuzun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Biz bütün açıklığıyla olan olayları kendilerine ilettik. Hiçbir şekilde oradaki Türk gemilerinin kural dışı bir faaliyette olunmadığını video çekimleri, fotoğraflar, radar kayıtlarıyla çıkardık, ortaya koyduk. Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki hak ve menfaatlerin korunması için gece gündüz faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Burada herhangi bir şekilde oldu bittiye göz yummayacağımızı, Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir çözümün hayata geçemeyeceğini, bunların beyhude bir gayret olduğunu tekrar tekrar taraflara söylüyoruz dedi. Türkiye'nin burada yaptıklarının bir tehdit olmadığını, tamamen hakkını, hukukunu korumak anlamına geldiğini ifade eden Akar,
şu açıklamalarda bulundu. Anlaşmalara saygılı olduğumuzu, görüşmeye açık olduğumuzu, diyalogdan, iyi komşuluk ilişkilerinden ve uluslararası hukuktan yana olduğumuzu tekrar tekrar söylememize rağmen maalesef olayları, konuşmaları, sözleri çarpıtıyorlar ve kendilerince bir takım tahakkuku, imkansız hedefler peşinde koşmaya devam ediyorlar. Bunun bir çıkar yol olmadığını, siyasi çözümün, diyaloğun, konuşmanın, görüşmenin, ikili anlaşmaların, uluslararası anlaşmaların hayata geçirilmesiyle ancak sorunların çözülebileceğini tekrar tekrar kendilerine ifade ediyoruz. Fakat konuyu bilmeyen, bilmek istemeyen üçüncü taraflara karşı komşularımızın bazı olayları çarpıtması, diğer tarafların bilmeden konuya girmesi işleri daha da güçleştiriyor. Biz ne olursa olsun her halükarda yerimizdeyiz, hakkımızı, hukukumuzu koruyacağız. Bu azim ve kararlılığı gösterirken diğer taraftan da işbirliğine, konuşmaya hazır olduğumuzu kendilerine söylüyoruz. Hulusi Akar, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinden geri adım atmadan sabırla duruşunu koruduğunu aktararak, muhataplarımızla yaptığımız konuşmalar çerçevesinde 3 toplantı yapıldı. 2'si Atina, 1'i Ankara'da gerçekleştirildi. Bunun 4.sünün Ankara'da yapılmasını bekliyoruz. Fakat çeşitli nedenlerle bu 4. toplantı biraz gecikiyor. Biz yine muhataplarımıza sabırla davetimizi tekrarlıyoruz. Gerçekten bu asil milletin saklayacak bir şeyi yok. Fakat çok ciddi bir propaganda ve algı operasyonu var. Onun külfetini yaşıyoruz ne yazık ki. Onun dışında her şey açık ifadelerini kullandı. Provokasyonlara karşı gerekli ikazları yaptıklarını bildiren Akar, herhangi bir şekilde ucuz kahramanlığa girmiyoruz. Biz sükunetle işimizi takip ediyoruz. Anlaşmaların, metinlerin uygulanmasını istiyoruz. O konuda herhangi bir taviz vermeyeceğimizi de söylüyoruz, diye konuştu. Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin FETÖ ile mücadelesinin de kararlılıkla devam ettiğine değinerek, içimizden FETÖ üyesi teröristler temizlendikçe Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücü daha da arttı. Bu konuda hiçbir tavizimiz yok. Binlerce yıllık tarihimizden gelen milli, manevi, mesleki değerlerimizin sembolü şanlı silahlı kuvvetler üniformasını hiçbir haine giydirmemekte kararlı olduğumuzu, bu mücadelenin sonuna kadar gideceğinden herkesin emin olmasını istiyoruz, şeklinde konuştu. Tam bu sırada da bizim başarılarımızı hazmedemeyen Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, Perşembe günü UNESCO'ya Türkiye'nin Ayasofya Camii'yi açma planları ile ilgili bir mektup yazarak Türkiye'yi şikayet etti. Yunan haber sitesi Katimeri'nin İngilizce sitesine göre, Mendoni, Ayasofya'nın evrensel karakterinden sapmasına izin verilmemeli ve Ayasofya Müslümanların ibadet yerine dönüşmemelidir İddiasında bulunduğu mektubunda, Ayasofya'nın 1934 yılında Mustafa Kemal tarafından insanlığa bırakıldığını söyledi. Mendoni mektubunda Türkiye'yi fanatik milliyetçi ve dini duyguları ateşlemekle suçlayarak bir skandala imza attı. Bu adımla bu mirasın uluslararası değerinin azaltılmaya çalışıldığını ileri süren Mendoni, Türkiye'nin Ayasofya'yı 1985 yılında insanlık mirası olarak tanımlayan UNESCO'dan önce izin alması gerektiğini ileri sürdü. BBC'deki habere göre Mendoni, Türkiye'nin onay almadan Ayasofya'yı cami yapması halinde UNESCO ile yaptığı anlaşmayı çiğneyeceğini savundu. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Libya ile varılan mutabakatla ilgili konuşan Kalın şunları söyledi. Hafter, Sirte ve Cufra'dan çekilmeli. Ateşkes için aktörler 2015 anlaşmasına dönmeli. Rusya şu an Hafter'i destekliyor. Biz bu görüş ayrılığımızı onlara iletmeye devam edeceğiz. ABD başta Hafter'e destek verdi. Hafter Rusya'ya yakınlaşınca vazgeçtiler. Araya mesafe koydular. ABD belirleyici rol oynamaktan çekiniyor. Ateşkesle ilgili tüm ülkelerle temas içindeyiz. Türkiye'yi dışarıda bırakmaya çalışanlar şunu görmeliler. Türkiye'siz bir plan kuramazsınız. Kimse Türkiye'siz bir oyun asla oynayamaz. Gereken cevabı da alırlar, diye konuştu. Evet, videoyu izledikten sonra lütfen beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz de bu tarz videoların devamı için abone olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun.